Teknofest 2023'te Baykar'ın standındayız. Kemankeş mini akıllı seyir füzesinin önündeyiz. Kemankeş ilk defa Teknofest'te sergilendi. Kemankeş'i şimdi Baykar mühendislerinden Burak Özbek'ten dinleyeceğiz. Burak Bey, mini akıllı seyir füzesi Kemankeş ilk defa Teknofest'te sergilendi. Peki nedir Kemankeş? Onu öğrenebilir miyiz ilk önce? Tabii ki. Şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi Bayraktar Kemankeş'in yanındayız. Baykar standında Teknofest 2023 kapsamında. Kemankeş, siz de bahsettiniz, mini akıllı seyir füzesi olarak isimlendiriyoruz. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı gibi bizim milli SİHA platformlarımızın taarruz gücünü çok daha yüksek üst seviyeleri çıkaracak bir platform. Nasıl aslında Kemankeş okçu, bizim eski okçularımızın ismi. Nasıl Kemankeş okçularımız en zor şartlarda hedefi tam isabetle vuruyorlardı. Bayraktar Kemankeş de en zor şartlarda hedefi tam isabetle vuracak şekilde tasarlandı. Tabii biz nasıl yeni teknolojiler gelişiyor, gelişen teknolojilerin hepsi de bütün platformlarımız içerisinde kullanıyoruz. İçerisinde bulunan yapay zekalı uçuş bilgisayarı, hani az önce bahsettiğimiz taarruz görevini gerçekleştirirken hedefleri tanıyor. Üzerindeki yine Baykar tarafından geliştirilmiş elektrooptik arayıcı başlıkla hedefleri tanımlıyor. O hedefin ne olduğunu kullanıcıya bildiriyor. Daha sonra kullanıcının onayıyla beraber ona taarruz gerçekleştiriyor. Bu taarruzu gerçekleştirirken sürekli görüntü işleyerek isabet oranını arttırıyor. Ve görüntü işledikçe yapay zeka sayesinde bunu tekrardan uçuş bilgisayarına bildiriyor. O uçuş bilgisayarı buna göre gerekli düzeltmeyi yapıyor. Dolayısıyla hareket ediyorsa hedef veya hedeften herhangi bir sapma varsa bunu yapay zeka işliyor. Ve bu ne kadar sapma olduğunu uçuş bilgisayarına söylüyor. Uçuş bilgisayarı bununla alakalı düzeltmeler yapıyor. Yapay zeka destekli uçuş bilgisayarıyla görüntü işleyerek hedefin tam koordinatlarını ve eğer hedef hareket ediyorsa ne kadar hareket ettiğini hesaplayıp ona göre isabeti çok daha arttırıyor. Tabii bu akıllı kısmı. Seyir füzesi dedik. Üzerinde bir de jet motorumuz var. Yine Türkiye'de geliştirilen bir jet motoru. Ve 1 saate yakın sürede havada kalabiliyor. Böyle düşündüğünüz zaman işte 250 km mesafeye kadar gidebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda 1 saat havada kaldığı için bir rota çizebiliyorsunuz, o rotayı takip ettirebiliyorsunuz veya belli bir bölge üzerinde çember atıp hedef arayabiliyorsunuz. Bu kapsamlarla düşününce aslında seyir füzesine benziyor. Ama TB2'den taşınıyor, 30 kilogram ağırlığında 6 kilogramlık bir harp başlığına sahip. Bu anlamda da mini oluyor. İşte bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman mini, akıllı seyir füzesi Kemankeş oluşuyor. Aslında biz menzili ikiye ayırmak gerekiyor. İkiye ayırdığımız zaman biri haberleşme menzilimiz. Yani hava aracından görüntü aldığınız ve hava aracının bütün telemetri işte irtifası, hızı, duruş açıları, baş açısı, dünya üzerindeki konumu gibi bilgileri aldığınız telemetri bilgileri için 50 kilometrelik bir mesafemiz var. Yani TB2'den 50 kilometre mesafeden görüntü ve bütün uçuş bilgilerini alabiliyorsunuz. Zaten TB2 de üst bölgesinden 300 kilometre mesafeye gittiği zaman yani işte bir 350 kilometrelik bir haberleşme menziliniz var. Yakın zaman içerisinde bu 50 kilometre 100 kilometreye çıkacak ve toplamda 400 kilometrelik bir haberleşme menziline sahip olacağız aslında. Şu anda değil ama yakın zamanda mı olacak? Şu anda 50 kilometredeyiz. Yakın zamanda 100 kilometreye çıkacak. Şimdi 400 kilometrede haberleşme. Bu zaten çok ciddi bir rakam. Bir de diyelim ki siz operasyonu haberleşme hattının dışına yani görüş hattının ötesine yapmak istiyorsunuz. Çünkü Kemankeş'in kendi menzili haberleşme menzilinden çok çok daha fazla. Hani az önce de bahsettim 250 kilometre yani zaten TB2'den de eklediğiniz zaman bunu o da 500 kilometrelere geliyor. O daha da ciddi bir rakam olmuş oluyor. Aslında haberleşme ve hani taarruz menzili olarak, operasyonel menzili olarak düşündüğünüz zaman işte 400 kilometre, 500 kilometre bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Biz teşekkür ederiz, sağ olun.